Parti'nin paradigması, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir yerel yönetim anlayışı var. Özellikle eş başkanlık sistemiyle biz kadınların söz alabileceği, biz kadınların sesini yükseltebileceği, elimizin hamuruyla belediyelerde sözümüzün olacağını ifade etmek istiyoruz. Dersimin sorunları çok fazla. Yani bir enkazı devralacağımızın farkındayız. Tabii ki biz enkaz edebiyatı yapmayacağız. DEM Parti'nin yerel yönetimler perspektifi yerinde ve yeniden yönetim anlayışıyla bizler bu sorunların üstesinden geleceğiz. Dersimde sadece altyapı, üst yapı problemlerinin olmadığını da biliyoruz. Özellikle sistem tarafından buraya yöneltilen ciddi anlamda bir asimilasyon politikası var. Yani bugün Dersim'in sokaklarında uyuşturucunun satılıyor olması, kişiliklerin ajanlaştırılıyor olması, yine bununla beraber birçok sorunun baş göstermesi. Yine aslında çok somut bir örneğimiz var. Gencecik bir kadın bu kentte kaybedildi. Şimdi bunlar nedir? Sistemin yaratmak istediği bir Tunceli profili var. Bizim onların yaratmış olduğu bu Tunceli iddiasına karşı bizim de bir Dersim'i tekrardan eski kodlarını karıştırmak gibi bir iddiamız ve derdimiz var. Dersim köklü inancı, kadim kültürüyle, çoklu kimliğiyle bu sorunların üstesinden gelecektir. Bize buna inancımız tamdır. Yani Dersim inançsal olarak öncesiz ve sonrasızdır, jeolojik olarak 5 milyon yaşındadır. Dolayısıyla Dersim'deki DEM Parti'nin belediyecilik anlayışı aslında evet o hizmetlerle beraber aslında Dersim'i o kültürel kodlarına, eski değer yargılarına kavuşturma ve özel savaş politikalarının Dersim'de yaratmış olduğu bu tahribatlara çözüm arayışı sunmaktır. Dersim'de DEM Parti'nin belediyecilik anlayışında yine doğanın üstünlüğü, tüm canlıların haklarını gözeten, hayvanların, bitkilerin haklarını gözeten bir perspektifle hareket edeceğiz. Yani militarizme karşı duran, emekten ve adaletten yana olan bir belediyecilik hizmetini de dersimizde yaşatmayı ve bunu ittifak güçlerimizle, bunu bileşenlerimizle, STK'larımızla, partimizin kent uzlaşısı adı verdiği çerçevede değerlendireceğiz. Halkımızın mahalledeki meclislerimizle, kadın meclislerimizle, gençlik meclislerimizle tüm dinamikleri Dersim'in tekrardan o değerlerine kavuşması için seferber edeceğiz. Aklımızla birlikte çalışacağız. Şimdi hemen yanımızda Muzur suyu akıyor. Yani Dersim coğrafyasında Muzur suyunun 1938 yılındaki tarihi şöyle anlatılır. Yanımızda sol tarafımızda 5 kilometre ileride kayalıklar var. Orada yüzlerce çocuğun, yaşlının ve kadının o kayalıklardan aşağı katledilerek suya atıldığı söylenir ve yerelde Munzur suyunun kan aktığını söylenir. Şimdi biz Cumhuriyet'in 100 yılına baktığımız zaman, yani 1921'de Koçgiri katliamı yaşanmış bu bölgede. 1926'da Hozat'ın Koç Uşağı bölgesinde yine bir zulüm yaşanmış. Binlerce insan köyünden, coğrafyasından uzaklaştırılmış ve sürgüne gönderilmiş. 1934 ve sonrasına bakıyorsun, sistemin Dersim coğrafyasında Dersim halkının diline, kültürüne, tarihine yönelik bir saldırısını görüyorsunuz o tarihte. Bu aslında tarihini şeyden alır, 1910'lardan alır. Yani Osmanlı da Dersim'e onlarca sefer yapmış, fakat şunu demişler, sefer olur ama zafer olmaz. 1938'de senin dilini, tarihini, kültürünü, hafızanı yok etmek için bu coğrafyada bir soykırım yaşanmış.
30 bin üzerinde insan katledilmiş. 10 binlerce insan sürgün edilmiş. 1949 yılına kadar sürgünde kalmışlar. Ve sürgünde şunu demişler. Türkçe öğrenin. Dilinizi bırakın. Kırdaskiyi, Kırmanskiyi bırakın. Siz artık Anadolu'nun, Ege'nin, Marmara'nın farklı bölgelerine yerleşmiş Türklersiniz. Ama düşman sistem şunu da görmüş. 1950'de topraklarına geriye dönerken öz kimliğini, kültürünü, tarihini, dilini korumak için o zulüm yaşayan halk yaşam mücadelesi verdiği bölgelerde dayanışmayı öne çıkarak kendi tarihini korumuştur. İnsanlar bütün bunlara rağmen bu coğrafyayı terk etmemiş dersinler. Biz bu acıların çocuklarıyız. Biz bu acıları anlatan babaannelerimizin, büyük annelerimizin yanında büyüdük. Bizim onlara sözümüz var. Biz dersinin tarihine, kültürüne, diline, kimliğine sizin bize bıraktığınız emaneti daha da ileriye taşıyarak bu coğrafyaya, bu kutsal topraklara sahip çıkacağız demişiz. Tıpkı Seyit Rıza ve Dava arkadaşlarının idama giderken biz sizin hilelerinizle baş edemedik, bu bize dert oldu dedi. Ama biz de onların karşısında düz çökmedik, bu da onlara dert olsun. Şimdi biz kılavuzumuz Seyit Rıza ve Dava arkadaşlarının bıraktığı bu tarihtir. Alişehirlerin ve zarifelerin bıraktığı tarihtir. Bu coğrafyaya baktığınızda kanın dökülmedi, ayak izlerinin olmadığı bir coğrafyayı, bir toprak parçasını bulamazsınız. Bizim bu coğrafyadaki, bu topraklardaki tüm değerlerimize büyük bir borcumuz ve büyük bir sorumluluğumuz var. Tabii demokratik yerel yönetimlerle birlikte Dersim coğrafyasında da asıl birinci planlamamız Dersim'in tarihini, kültürünü, dilini ve hafızasını daha da böyle güçlendirmektir. Kurmançkisini, Kırdaskisini ve ana dilini burada daha geliştirmektir. Şimdi bir halkın dilini yok olursa, bir halkın dili unutulursa, evet o halk kendi tarihinden de kopar. Peki bir enkazı devralacağız. Kültürel bir kıyım var. Şimdi tamam, kayyumların dediğim gibi 5 yıl öncesi orada var, bir 5 yıl orada var. Toplam 10 yıllık bir süreç. Diyoruz ki kayyumlar bir sadece ekonomik falan değil, bir kültür kıyımıdır. Kürt, Alevi kazanımlarına yönelik, kadın kazanımlarına yönelik, gençlik kazanımlarına yönelik bir saldırıdır. Ve bunun da en önemli ayağını bahsettiğimiz işte dildir, sanattır, inançtır. Mesela tüm alanlara yayılmış oluyor. Bugün dersinde, inanç merkezlerimizde artık sistemin Aleviciliği var. Dersimin Alevi kültürü yok, dersimin Alevilik anlayışı yok. Sistem tüm anlayışlarıyla buraya empoze edilmiş. Belediyecilik bu noktada nerede duruyor? Tabii ki bizler açısından, halkımız açısından, halkın olanı, halka rağmen hoyratça bir tüketim söz konusu. Elbette bizler dostlarımızı eleştireceğiz. Ama nasıl eleştireceğiz? Devrimci bir ahlak çerçevesinde eleştireceğiz. Bu çerçeve içerisinde eleştirirken de biz dostlarımızı kırmadan, dökmeden yapacağız. Ama yanlışa da yanlış diyeceğiz. Ortada başarılı olmayan bir belediyecilik durumu söz konusu. Dolayısıyla bizler de bu süreç içerisinde özellikle evet mesela Dersim'in somut olarak baktığımızda sizler de kendiniz bu şehirde gezdiniz, gördünüz. Kültürel alanında belediyecilikte özellikle dille ilgili deşler açmayı planlıyoruz. Eğitim destek evlerini partimizin zaten çalışmalarından biriydi. Onları yeniden harekete geçirmek, hem burada bir istihdam alanı yaratmak, hem de bu dilsel çalışmalarımız, eğitim çalışmalarımızı bu alanda da yaşatmak istiyoruz. Dersim coğrafyası bir bütün kuşatma altında. Sadece bölgede
açılan mermi ve maden sahaları faaliyet yürütmüyor. Aynı zamanda birden fazla hidroelektrik santral projesi var. Ve şu anda Çemişke Zeklen Hozat bölgesinde yapımı başlanılan bir proje daha var. Şimdi burada bir de baktığınız zaman dersimde 1500 rakımlı yüksek dağlarda hep şey görürsünüz. Karakollar görürsünüz, kuleler görürsünüz, kalekollar görürsünüz. Şimdi her kulenin, her karakolun, her karakolun yapıldığı bölgeye baktığınız zaman binlerce dönümlük alan tahrip edilmiş. Ormanlar yok edilmiş. Ve yine her yazın Ağustos ve Eylül ayında binlerce dönüm orman yangınlarının yaşandığı bölgeler var. Şimdi aslında bunların birçoğu sistemli ve planlı yapılmış coğrafyaya yönelik kuşatmadır, saldırılardır. Yerel yönetimlerin tabii temel görevlerinden biri de coğrafyasında yaşanan bu yıkımlara karşı tavır ve tutum almaktır. Kimlik, kültür, sosyal ve siyasal sorunlarla, yerel hizmetlerle halkın günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmaları yürütürken de aynı zamanda Dersim coğrafyasına yönelik bu maden ocaklarının, mermer yataklarının ve orman yangınlarının buna benzer saldırıların olduğu her yerde de siper olmaktır. Halkımızla birlikte kendi toprağımızı ve coğrafyamızı korumaktır. Şimdi İliç'te bir facia yaşandı ve elbette Dersim'i de etkileyecektir. Şimdi yıllar önce bunu Ovacık'ta denediler. Yani siyanürle altın arama çalışmalarını Ovacık'ın belirli bölgelerinde sondajlar yaparak planlamasını yaptılar. Ama halkımız kendi coğrafyasına yönelik bu saldırılara karşı o dönemde büyük toplumsal muhalefeti açığa çıkarttı. Bu saldırılar bundan sonra olmayacak değil. Yani çünkü emperyalizm ve onların yerel işbirlikçileri Dersim coğrafyası üzerinde uzun vadeli rantlarını sağlamak için hem buradaki bütün ekolojik dengeye ciddi bir yıkım vererek ikinci bir göçe zorlamanın da planlarını yapıyorlar. Eş başkanlık Kürt özgürlük mücadelesinin, kadın kuruluş mücadelesinin bize mirasıdır. Üzüyoruz ki eş başkanlık bizim mor çizgimizdir. Şimdi kayyumlar tarafından özellikle bizim büyük şehirlerimizde biliyorsunuz ki kadın koordinasyon merkezlerimiz vardı. Yine kadın meclislerimiz vardı. Ancak kayyumla beraber ne oldu? Kendince tırnak içerisinde bir kadını eve hapsederek özellikle kadın arkadaşlarımız işten çıkardılar. Makul kadın profili yaratmaya çalıştılar. Bizler de özellikle eş başkanlık gibi güzel, muazzam bir sistemle kadın iradesini yerel yönetimlerde de var etmeyi düşünüyoruz. Aslında Jinjiyan azadi felsefesini insanlığın ve doğanın kurtuluşu olarak görüyoruz. Dersim'de, evet doğru, bir kadın kentidir. Zaten bir kadın vekilimiz de var. Onu çok güçlü bir şekilde de meclise gönderdik. Ancak kadınların her yerde ortak sorunları var. Bunlar ekonomiktir. Bunlar özellikle erkek tarafından evde eş olur, kardeş olur, erkek şiddetine maruzdur. Sokakta sevgilidir, arkadaşlar bunların şiddetine maruz kaldığında ve bu sorunların da aslında her yerde kadın için bir değişmeyen durum olduğunu bilincindeyiz. Dolayısıyla bu sorunların burada da olduğunun farkındayız. O sistemi de Dersim'de en iyi şekilde temsil edeceğimizi ve kadın iradesiyle yerel demokrasiyi öreceğimizi ve bu sistemden de asla vazgeçmeyeceğimizi belirtmek isterim. İttifaklar Dersim'de genel seçimler süreçlerinde birlikte mücadele ettiler. Yani Emek Özgürlük İttifakı bir mücadele ittifakıdır. AKP-MHP iktidarının faşizmini Dersim üzerinde özel bir planlaması var. Bunun karşısında da tüm devrimci güçlerin birlikte hareket etmesini elbette hem halkımız da önerir ve bu ittifaklar da kabul görmüştür. Ancak tabii
mevcut Sosyalist Milisler Federasyonu'nun şu anda yönetimde olduğu Dersim Belediyesi'nin 5 yıllık pratikleriyle ilgili sahada halkımız tarafında tartışılan, açığa çıkan şeyler, görüşler var. Yani belediyenin kısmen halka sorun olduğu açık tartışılıyor. Yani kentin sorunlarından biraz uzaklaşmış. Bu anlamda belediye yönetimi kendi güvenini yitirmiş Dersim'de. Şu anda sahada çalışmayı yürütürken bunları görüyoruz. Ama tabii dostlarımızın burada yaptığı 5 yıllık süreç içerisinde doğru planlamalarına evet deriz. Doğru dokunuşlarına evet deriz. Ama demokratik, ideolojik bir anlamda da eksikliklerini tartışırız. Çünkü bu halkın bu kentte rahat yaşaması gerekiyor. İttifakta tavanda kısmen eleştiriler gelir, tartışmalar yürütülür ama biz bunları sahaya indiğimizde aşarız, çözeriz bunları. Ve Dersim'de de Emek ve Özgürlük İttifakı ile birlikte DEM 31 Mart'ta güçlü bir şekilde halkın iradesini orada açığa çıkaracaktır. Dişsizleştirilen, güvensizleştirilen, göç ettirilen Dersim'i yeniden inşa etmek için hep birlikte çalışalım, hep birlikte başaralım. Serkeftin diyorum. Dersim coğrafyasının dışında zorunlu şekilde ikamet eden, Avrupa'da yaşayan Dersimli dostlarımıza da çağrımızdır. 31 Mart tarihine kadar Dersim'e dokunun. Dem Dersim'dir. Dersim de Dem'dir.